sizin işiniz müzik. Biz de federasyon olarak denetmen ekiplerimizle beraber yanımıza emniyetten bir ekip alacağız, denetime çıkacağız. Devletten büyük hiç kimse yok arkadaşlar. Bazen mesaj gönderdiğimiz zaman sanatçılara, müzisyenlere yakışmayan mesajlar paylaşılıyor. Ben yasa tanımam, kanun tanımam. Devletten büyük hiç kimse yok arkadaşlar. Bunu herkes bilecek. Yasalara biz uyacağız. Biz emir kuluyuz. Üst amirimiz bize bunu yapacaksınız dediğinde biz de onlara size tebliğ etmekle yükümlüyüz. Bu süreçte ben diyorum ki en büyük sıkıntıyı birinci Sağlık Bakanımız ve bundan sonrası Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül bu sıkıntıyı çekiyor. Çok büyük yükleri ağır yani. Çünkü Gaziantep Türkiye'nin hemen hemen %50'sini kapsıyor. Neden kaynaklanıyor bu? Biz tedbir almıyoruz arkadaşlar. Hangi müzisyenimiz bize küserse küsün, hangisi kırılırsa kırılsın, halkın sağlığı bizim için birinci sıradadır. Bizim için üç önemli belirti var. Ateş, öksürük ve nefes darlığı. Ateş, vücut ısısının 38 derece ve üzerinde olmasıdır. Nefes darlığı normal bir insan. Hem nefes alırken bir derinliği bir de sayısı bizim için önemlidir. Peki bu hastalığın belirtileri nelerdir? Herkes de belirti göstermiyor. Ama belirti gösterdiği zaman da üç ana belirtimiz var. Ateş, öksürük ve nefes darlığı demiştik. Yetişkinlerde vücut ısısı çocuklara göre biraz daha büyüktür. En çok karşılaşılan belirtilerimiz bunlar. Bunların yanında halsizlik, tat ve tat dokusunda azalma, duyusunda azalma gibi belirtiler de birbirini takip ediyor. Kişisel hijyen. Neden kişisel hijyene dikkat etmemiz gerekir? Kişinin genel görünümünü olumlu hale getirebilmek için, kişinin kendi olan özgüvenini arttırmak için ve deri sağlığını sürdürmek için kişisel hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.